güzel ülkeyi korumak, kollamak ve Osmanlı bakiyesi olan bütün topraklardaki o insanlarımıza buradan uzanmak. Bu kardeşliği sağlamak. Bundan 100 yıl önce Çanakkale'ye savaşa gelen 15.700 sancaklı atalarımızı anmak için yürüyoruz. Edirne'den yola çıkan iki Boşnak Türk'ü Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında atalarını anmak için yürüyerek Çanakkale'ye gidiyor. Çanakkale Savaşları döneminde Osmanlı Padişahı'nın çağrısına uyarak bugünkü Sırbistan ve Karadağ toprakları içerisinde kalan Sancak bölgesinden gelen 15.700 gönüllü Boşnak Türk'ünü anmak için yollara düşen Sancak bölgesi Müslüman Türkleri adım adım atalarının izinden gidiyor. Türkiye'de Boşnak Müslüman Türkler tarafından karşılanan Adnan Kocar ve Zaim Çokcan, doğup büyüdükleri Sancak'ın toprağını ve bayrağını 24 Nisan günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edecekler. Adnan Kocar ve Zaim Çokcan'ı Edirne'de karşılayan ailesi Sancaklı, kendisi Makedonya doğumlu olan İstanbul eski milletvekili Bari Sipahi, Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümü münasebetiyle Sancak'tan tıpkı 1915 senesinde Çanakkale Savaşları başladığı zaman o zamanki padişahımızın fermanı üzerine hutbelerden yiğitler yetişin vatan savunmasına daveti üzerine Sancak bölgesinden 15.700 gönüllü yürüyerek Çanakkale'ye bir daha dönmemek üzere yola çıkıyorlar dedi. Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümü münasebetiyle Sancak'tan tıpkı 1915 senesinde Çanakkale Savaşları başladığı zaman o zamanki padişahımızın fermanı üzerine hutbelerden yiğitler yetişin vatan savunmasına daveti üzerine Sancak bölgesinde 15.700 gönüllü yürüyerek Çanakkale'ye bir daha dönmemek üzere yola çıkıyorlar. Onların torunları, onların evlatları bugün 100. yıla denk gelmesinden ötürü, 2015 yılına denk gelmesinden ötürü bu arkadaşlarımız böyle bir aktivite yapma gereği duyuyorlar. İstanbul eski milletvekili Bari Sipahi, Çanakkale Zaferi için 24 Nisan'da yapılacak kutlamalara katılacaklarını ve Sancak bayrağı ile toprağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceklerini dile getirdi. Tıpkı ataları gibi Kapıkule'ye bu sabah 06'da giriş yaptılar ve buradan 270 kilometre Gelibolu'ya anıt mezarlığa kadar yürüyerek gidecekler. 24 Nisan'daki kutlamalara katılacaklar. O büyük yürüyüşe onlar da biliyorsunuz 57. alayın şehit olduğu akşamdır 24 Nisan. O akşama kendileri de orada katılacaklar bu organizasyona. Sancak'tan getirdikleri toprağı ve Sancak bayrağını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edecekler. Zaferin 100. yılında atalarının izinden Çanakkale'ye yürüyen Zaim Çokcan da yaptıkları etkinliğin sebebini şu sözlerle açıkladı. Atalarımızı anmak için bundan 100 yıl önce Çanakkale'ye savaşa gelen 15.700 Sancaklı atalarımızı anmak için yürüyoruz. Atalarımızı anmak için bundan 100 yıl önce Çanakkale'ye savaşa gelen 15.700 Sancaklı atalarımızı anmak için yürüyoruz. Onlar ölüme bile bile gittiler bu vatan için, bu topraklar için. Biz de onlar için gururla bu yürüyüşü yapıyoruz.